Saçıma başıma da baktım. Yani iyi işte. Yazın zaten hep topladım. Şimdi de böyle yapıyorum. Ay başlıyorum yoksa bitmiyor. Tamam. Şimdi başlıyorum. Aloha. Bugün sizlere Maldivlere gitmeden bilmeniz gerekenler başlıklı bir video çekmek istedim arkadaşlar. Bunun da sebebi zaten hani Maldivlere gittim. Böyle bir hafta, hatta tam hani gidiş dönüş dahil 8 gecelik bir Maldivler maceram oldu. Döneli de 2-3 gün oldu. Hazır böyle her şey tazeyken ben oradaki deneyimlerimi hem paylaşayım istedim ama deneyimlerimi paylaşmaktan çok açıkçası biraz daha böyle size ne yapmanız gerekiyor, gitmeden önce bilmeniz gerekenler diye böyle hani bir video çekip bilgilendirmek istedim. Çünkü şöyle bir şey yaptım. Zaten Maldivler'de hani bir böyle hatta iki bölümde yayınlanacak bir vlog çektim. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Orada sizi yanıma aldım. Hatta gittiğim birçok yere zaten sizi de götürdüm. O vlog bu videodan önce mi olur, sonra mı olur? Bu vlog arada mı, yani daha doğrusu bu video arada mı gelir bilmiyorum. Ama zaten o vlogları da kanalda çok büyük bir şey olmazsa göreceksiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Sonrasında da şimdi Maldivlere açıkçası benim gitme planım yoktu. Benim de gitme hikayem annemin bir arkadaşı var Özlem diye. Kendisi de gezme influencer diyeyim, yani travel influencer diye geçiyor ve ona belli başlı yerlere, işte değişik yerlere daha doğrusu davetler geliyor. O şekilde kendisi de hani anneme sen de istersen benimle gel demesiyle beraber annem gitmeye karar verdi. Annem karar verince işte bana söyleyince acaba ben de mi gelsem, olur mu, nasıl olur falan derken Özlem sağ olsun ayarladı her şeyi. Böyle birkaç ekstra şeyi hani sadece bizim ayarlamamız gerekti. Ama onun dışında açıkçası onun misafiri olarak gittik. Şimdi ben orada neler gördüm? Size yani neler söyleyebilirim? Aslında söylemek istediğim çok şey var ve bu videoyu çekmeden önce de bir araştırma yaptım. Hani size doğru bilgileri aktarabileyim. Olabildiğince böyle ben mesela Maldivlere gitmeden önce nasıl bir video izlemek isterdim diye düşünerek de biraz bu videoyu çekmek istedim diyorum. Ve şimdi videomuza başlıyorum. Maldivlerin öncelikle konumunu bir anlatmak istiyorum. Hint Okyanusu'nda bulunuyor. Sri Lanka'ya ve Hindistan'a çok yakın. Hatta Sri Lanka'da Colombo diye bir şehir var. Oraya bayağı yakın ve bizim gittiğimiz uçak öncelikle Male'ye indi. Yani Maldivlerin başkenti Male'ye. Oradan Colombo'ya devam etti. Dolayısıyla hani şunu söylemem bence faydalı olabilir. Eğer ki aranızda hani Maldivlere gideyim ve gitmişken Sri Lanka'yı da göreyim, görmek isterim diyenleriniz varsa belki bir hafta 10 gün ya da artık sizin planınıza, programınıza göre Maldivler'de zaman geçirebilirsiniz. Ondan sonra da Sri Lanka'yı gezebilirsiniz. 1196 tane arkadaşlar farklı adadan oluşuyor. Bunlara atol adaları deniyor. Atol adaları da ne demek derseniz yüzük şeklinde olan, zaten vlogda hani bayağı çektim. Deniz uçağından falan da hani normal bizim uçağımız inerken de böyle hep yüzük şeklinde mercan resifleri vardı. Onlara atol deniliyor. Hatta bizim kaldığımız BAA atolüydü. Bu atollerin 132 tanesinde sadece resortlar, işte lounge'lar var, konaklama yerleri diyeyim. Değişik atollerde bulunuyor tabii ki de bu resortlar ya da bu işte kalma yerleri, oteller. Bunun yanı sıra bir diğer önemli bilgi, şimdi Maldivlere gitmeli misiniz ya da ben orayı size önerir miyim? Bunu böyle videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim ama şöyle bir noktası var. Bu iklim krizi, iklim değişikliği sebebiyle Maldivlerin 2100 yılında sular altında kalması çok yüksek ihtimalmiş. Çünkü bu mercan resifleri, yani mercan resifleri evet öldüğü için bu iklim değişikliğinden dolayı hani onlara yeterli kadar işte nefes alamıyorlar, yani suda yaşayamıyorlar. O yüzden de deniz seviyesi de yükseliyor, bir de onlar öldüğü için 2100 yılına kadar Maldivlerin açıkçası tamamen yok olması öngörülen şeylerden biri. Bu beni bayağı üzdü. Hatta şöyle de bir şey yapılıyormuş. Hani normalde kalınmayan, konaklanmayan bazı atollere böyle insanların kalabileceği şekilde organize oluyorlarmış ki herhangi bir böyle fırtına ya da
bir tsunami diyorlardı aynen. Tsunami gibi bir şey olduğunda insanları oraya gönderebilsinler ve orada hani insanlar en azından hani ölmesin ve yaşayabilsinler ve kurtarabilsinler Maldivleri. Bu arada yeri gelmişken zaten vlogda detaylıca göreceksiniz yani hani bence güzel bir vlog oldu ve hani benim Maldivlere dediğim gibi gitme fikrim hiç yokken böyle bir anda piyangodan çıktı gibi oldu. Bu vesileyle sizinle de paylaşmak çok hoşuma gidiyor. Şunu söyleyeceğim, bizim kaldığımız resortta işte şeydi adı Soneva'da, Soneva Jani'de kalmıştık ikinci kaldığımız yer Soneva Jani'de. Orada da Shimi diye bir yardımcımız vardı diyeyim. Böyle size bir butler veriliyor. Butler da sizi gezdiren kişi. O şey demişti, 2004 yılında tsunami gerçekleşti Maldivler'de ve yaşlılar özellikle hayatını kaybetti. Çünkü hani deniz seviyesi yükseliyor ve sizi hani bütün dalga yani o adayı yok ediyor diyeyim kabaca. Biliyorsunuzdur zaten tsunami'yi. O zaman da yüzme bilmeyenler ya da hani suyun üzerinde kalmaya gücü olmayanlar hayatını kaybetmiş. Ama dediğim gibi yani böyle bir tehlike zaten hani genel olarak bu tarz adalarda oluyor. Ama yani bu düşük ihtimal, daha çok tehlikeli olan dediğim gibi 2100 yılında sular altında kalması ihtimali. Bunun yanı sıra şimdi ben birkaç şeye daha baktım. Maldivlerin zaten ana gelir kaynaklarından biri arkadaşlar turizm. Takım adalardan oluşuyor dediğim gibi. 1972 yılında turizm resortları başlamış ilk defa ve Kurumba Island Resort diye bir böyle konaklama yerlerini açmışlar ilk olarak. İkinci olarak da hatta Bandos Island Resort adında bir otellerini diyeyim ben kabaca açmışlar. Ve 2015 yılında 1.2 milyon turist gelmiş, 2016 yılında 1.5 milyon olarak artmış ve 2018 yılında da 130 tane daha resort açılmış. Ve zaten hani size söylediğim gibi şu anda 132 tane de resort varsa bence 2019, bunu okumuştum zaten dediğim gibi bu videoya hazırlanırken, 2019 ve 2020 yıllarında sanıyorum 27 tane miydi 28 tane mi daha farklı konaklama yerinin yapılması planlanıyordu. Öyle yazmışlar. Bunun yanı sıra yani bu artık hani geçmiş bir bilgi ama yine de ben hani bilginiz olsun diye sizinle paylaşmak istiyorum. 24 Mayıs 2021 ayın yani gününde ve ayında yılında işte yani 24 Mayıs 2021'de kısacası dünyada en hızlı Covid-19 vakalarının görüldüğü yer olarak ilan edilmiş. Çünkü milyon yani 1 milyon kişi başına bu hastalığa, bu virüse daha doğrusu yakalananların sayısı çok çok yüksekmiş. Dünyadaki en hızlı yayılım gösteren yer olarak geçiyordu. Dediğim gibi Sri Lanka'ya yakın, uçakla gidebiliyorsunuz tabii ki. Vize gerekli değil arkadaşlar. Vizeyi direkt kapıda alıyorsunuz. Ben şimdi bu arada nasıl gittim? Hani bu korona zamanlarında benim ilk seyahatimdi ve zaten o yüzden de özellikle vloglamak istedim. Yani kanalda daha önceden işte Berlin'e gittim, ne bileyim Kamboçya'ya gittik beraber. Hani değişik vlogları gördünüz ama oralardan birine bile gitsem açıkçası ben vloglamak isterdim. Çünkü 1,5 yıldır ben en son Şubat 2020'de Berlin'e gitmiştim. Şubat 2020'den beri ilk defa Türkiye dışında bir yere gittim ve o da Maldivlere nasip oldu diyeyim. Gerçekten hani bana deselerdi bir sene önce Kardelen gideceksin Maldivlere, işte 1,5 sene sonra hani bu virüs birazcık daha böyle aşı falan bulunduktan sonra inanmazdım. Ama böyle oldu. Hayatta ne olacağı arkadaşlar belli olmuyor gerçekten. Vize gerekli değil demişken bu arada pasaportunuzun en az 6 ay geçerlilik süresi olması gerekiyor. Buna çok dikkat edin. Hani gidersiniz, gitmeye kalkarsınız, pasaportunuzun işte 6 aydan kısa kalmıştır süresi. Sanıyorum o bayağı sorun yaratıyor. Bunun yanı sıra Maldivlerin yani Maldivler'de dinleri diyeyim Müslüman, İslam dinine mensuplar. Genel çoğunluk Müslümanlar. Aralık ve Mart, yani Aralık ortası ve Mart ortası en yüksek sezonu. Genelde zaten hani uçak biletlerinin ve oradaki otellerin en pahalı olduğu ay aralığı Aralık ortası ve Mart ortasıymış. Biz tabii Eylül'de gittik. Kaç Eylül'de gittik?
Eylül'ün 16'sında döndük. 9 Eylül'de gittik. 17 Eylül'de döndük. Evet, 9-17 Eylül olarak. Ve bizim iki gecemiz uçakta geçti. Yani uçak toplamda 8 saat sürüyor. 8 saatte Male'ye uçuyorsunuz. O yüzden de hani o kadar böyle kısa bir uçuş değil kesinlikle. Sonuçta Hint Okyanusu'ndaki bir adaya gidiyorsunuz. Bunun yanı sıra ben tabii ki hani sörfe çok meraklı ve ilgili olduğum için sörfle ilgili biraz araştırdım. Sörf için hani başlangıç ve orta seviye dalgalar var deniliyor ve sörfçüler oraya gidiyormuş. Ama özellikle böyle çok hani iyi sörf yapıyorsanız ve de gerçekten böyle değişik yerler bulmak istiyorsanız lisansınızın olması da gerekiyormuş. Tabii ki bu hani birçoğunuzun belki bu bilgi hani ilgisini çekmeyebilir ama yine de bu da böyle bir bilgidir ve bu bilgiyle alın ne yaparsanız yapın diye öyle bir iki kelam edeyim istedim. Ama genel olarak hani sörf yapmak isterseniz sörf yapacağınız yerler varmış. 2 saat ileride onu da söyleyeyim. Hani Türkiye'den Male, yani Türkiye 2 saat gerisinde Male'nin. Ve herhangi bir yere gittiğinizde hani Male'ye uçtunuz diyelim. Zaten direkt Male'ye uçuş var başkentlerine. Oradan deniz uçağıyla siz gidiyorsunuz kalacağınız yere. Ve eğer turla gitmiyorsanız, yani turda var mı ondan da emin değilim, bakmadım. Ama hani herhangi biri sizin için planlamıyorsa, siz kendiniz bu programı yapıyorsanız arkadaşlar, kesinlikle deniz uçağınızı da ayarlamış olduğunuzdan emin olun. Çünkü atıyorum siz oraya 2'de vardınız, deniz uçağınız o gün yoksa hani orada kalmak durumunda da olabilirsiniz. Her an deniz uçağı olmayabiliyor benim anladığım kadarıyla. Onu da baştan planlamakta fayda var. Çünkü adalardan oluştuğu için hani orada böyle karayolundan gidemiyorsunuz. Direkt deniz uçağı sizi alıyor ve gideceğiniz resorta, otele işte bırakıyor. Bu arada çok enteresan bir şey daha öğrendim. Ben bunu bilmiyordum. Yani bilsem deniz kabuğu hiç almazdım. Birkaç tane aldım ama cidden bilmiyordum. Hatta şunu aldım. Size şöyle netleşsin, bir netleştireyim, göstereyim. Bunu aldım ben arkadaşlar. Bu tabii ki magnet, hani buzdolabında biliyorsunuz hiç magnet yok. Bir tane alayım dedim, koyayım diye. Deniz kabuklarını toplamak kesinlikle yasakmış. Zaten ben size vlogda da çektim bayağı. Böyle deniz kabuklarının içinde canlılar yaşıyor ve o canlıların besin kaynağı bu hani denizden çıkan böyle beyaz beyaz resif mi deniyor ona? Hani onları yiyorlarmış, kum gibi olan benim anladığım kadarıyla. O yüzden onları almak ve deniz kabuklarını almak kesinlikle yasalara aykırıymış. Buna hatta ciddi cezaları da var diye de okudum ama bilmiyorum tam olarak. Yani işin özü, giderseniz hani bunu da bildikten sonra deniz kabuğu almayın. Ve sonlara yaklaşırken birkaç noktadan daha bahsetmek istiyorum. Eminim aranızda hani Kardelen oranın fiyatlandırması nasıl? Hani çok pahalı değil mi? İşte nasıl karşıladın? Ne ödedin falan? Bunları da soranlarınız olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar, Maldivler kesinlikle bence ucuz değil. Pahalı. Ve belli bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Hatta bana sorarsanız hani ayırdığınız bütçenin böyle bir onda ikisini daha ekstra olarak ya da onda üçünü daha ayırın. Çünkü belli olmuyor yani nereden ne çıkacağı bana kalırsa. Bir de tabii ki hani kaldığınız otele de bağlı. Zaten siz gitmeden önce bu, yani Türkiye'de nereden araştırabilirsiniz? Ben hani İngilizce olarak bazı yerlerden okudum da tabii orada hani booking.com yazıyordu işte. Bir böyle otellere bakabileceğiniz birkaç site vermişler. Ama booking.com galiba Türkiye'de yasak da artık. Yani internetten bir bakıp bulmanız gerekiyor. Ben de burada şunu öneririm. Eğer oraya giden ve referans verebilecek, yani "Aa, bu otel gerçekten güzeldi, şöyle şöyleydi" diyebilecek biri varsa etrafınızda ya da tanıdığınızın tanıdığı falan, bence ona bir sorun, onu dinleyin. Yoksa da olabildiğince çok yorum okumaya bakın derim. Çünkü hani siz de biliyorsunuz bazı oteller çok iyi olabiliyor ya da öyle sunabiliyor kendini. Ama en nihayetinde hani öyle çıkmazsa ve Maldivler gibi bir yerde adada kalacağınız için gerçekten hani tatilinizin kötü olmasını istemem. Tabii orada kötü otel var mı bilmiyorum ama eminim hani memnun kalacağımız oteller olduğu kadar memnun kalmayabileceğimiz oteller de olduğunu düşünüyorum diyerek bunu da böyle nacizane söylemek isterim. Bunun yanı sıra biz Soneva'da kaldık. Soneva Fuji ve Soneva Jani olarak iki tane ayrı bölgede. Soneva Fuji böyle daha ormanlıktı. Maldivlerin en pahalı otellerinden biri
bu ikisi de. Zaten Sono ve yani Sono Hint asıllı bir İngiliz adam. Eva da İsveçli bir kadın. İkisi evleniyorlar ve Soneva adında böyle Maldivler'de işte resort açıyorlar. Genelde bu arada iki tane farklı resortlar oluyormuş, böyle oteller oluyormuş. Şey var bir de, onu da söyleyeyim. Kumsal villaları, bir de yani kumsalda böyle karada hani beach villa ve water villa diye geçen, hani denizin üzerinde olan villalar ve de kumsalda olan villalar diye ikiye ayrılıyor. Siz kendi zevkinize göre hani isterseniz ikisinde de kalabilirsiniz. Biz Soneva Fuji'de şeyde kaldık. Kumsaldaki yani beach villada kaldık. Soneva Jani'de de water villada kaldık. O detaylara da girmiyorum işte. Hani mesela Soneva Jani'de işte chapter 1, chapter 2 var, butler servisi var gibi gibi detaylar var. Ama dilerseniz, hani isterseniz blogları zaten izleyebilirsiniz. Oradan bol bol bilgi sahibi olursunuz ve de zaten oraları da size göstermiş olacağım. Bence çok enteresan bir blogda olduğunu düşünüyorum. Bunları demişken genel olarak gecelik fiyatlarını sordum. Biz dediğim gibi Özlem'in misafiri olarak gittik ama Soneva nezdinde Özlem'in bana söylediği kadarıyla gecelik 3000 dolar civarıymış fiyatlar. Ve butler servisleri var dediğim gibi. Fuji adası, Soneva Fuji en yeşil adalardan biriymiş Maldivler'deki. Çünkü tahmin edersiniz ki hani çok fazla böyle yani doğa, deniz falan var tabii ki ama ormanlık alan her adada yok. Bir de Soneva Fuji'de ben gidemedim. En çok üzüldüğüm noktalardan biri. Birincisi bakın şu yanığın oluşması. Bildiğiniz bu amele yanığıdır yani. Birincisi hani pişmanlık demeyeyim de aklım olsa daha çok güneş kremi kullanımına önem verirdim. Ben çünkü yüzümü, işte boynumu korudum. Bir elbise giydim mesela. Bir gün işte bizi Robinson Crusoe adasına götürdüler. Yani öyle ad veriyorlar. İşte bir böyle etkinlik olsun diye. Zaten vlogda göreceksiniz. Orada ben kollarıma şuraya sürdüm. Buraya sürmedim. Yani şuralarıma sürdüm ama mesela şuraya ve şuralarıma sürmedim. Bacaklarıma sürmemiştim bacaklarıma da. Ve deli gibi yandım. Dolayısıyla bundan şuna geleceğim. Kesinlikle ama kesinlikle güneş kremi kullanımınıza çok önem verin. Çünkü arkadaşlar ekvatordasınız ve ekvator ışığı, güneşi daha doğrusu ışığı ne? Güneş ışıkları buradaki bizim hani İstanbul'da aldığımız ya da Türkiye'de aldığımız güneş ışıklarına benzemiyor. İnanın çok daha fazla yakıyor ve de çok hemen yani etkili. Bio, onun dışında bir şey daha söylüyordum. Ha, o adaya gittiğimizden bahsediyordum. Ha, orada bir de bir gün bir etkinlik daha yapıldı işte. Böyle annemle Özlem daldılar. Ben de işte yani PMS dönemimde olduğum için dalmak istemedim. Snorkel yapmadım yani. Ve inanılmaz güzel balıklar gördüklerinden bahsettiler. Sonra hatta bizim Yula diye oradaki bir butler arkadaşımız şunu dedi. Bu ada yani Soneva Fuji'de o gittiğimiz yer özellikle UNESCO tarafından koruma altına alınmış. Ve snorkel yapmak için en güzel yerlerden biri. Ve ben bunu daha önceden bilseydim zaten yani bir şekilde girerdim denize bir yolunu bulup diyorum. 27 yıllık bir yer Soneva Fuji. Kahvaltısı muhteşemdi. Zaten onları göreceksiniz. Bir de Soneva doğa dostu arkadaşlar. Yani onu yine vloglarda bahsettim ama plastik falan kullanmıyorlar. O açıdan zaten adanın yani adaya plastik, adada yani genel olarak Maldivler'de plastik kullanımının olmamasına ve yaptıkları her şeyin doğa dostu olmasına çok önem gösteriyorlar. Çünkü o canlıların artık nesli de tükendiği için özellikle hani denizlerdeki kaplumbağalar, onların yumurtlama alanları yani birçok alanı böyle koruma altına almışlar. Ben öyle algıladım. Tabii ki bütün Maldivleri, bütün adaları gezmedim ama birçok yerde bu bilincin olduğunu düşünüyorum. Şimdi orada ne yapılır derseniz de orada aslında yapılacak hani birçok aktivite var. Ama size önerebileceğim ve en önemli yapılması gereken şey bence rahatlamak. Orası ada en nihayetinde ve oraya gidiyorsanız özellikle çocuklu aileler ve balayı için çok ideal. Yani tek başınıza zaten hadi ben bir Maldivlere gideyim diyeceğinizde çok sanmıyorum. Tabii ki de bu bir tercih diyebilirsiniz. Ama ben tek başıma mesela gitmezdim. Ya sevgilimle, eşimle ya da ailemle ya da hani illa çoluğumla, çocuğumla değil annemle, babamla da gidebilirim. Gidebilirdim. Yani snorkel yapabilirsiniz. Adayı keşfedebilirsiniz. Zaten hani bütün günü o launch'ta geçirdiğinizde orada da keşfedilecek bir sürü şey var. Kumsalda yürüdüğünüzde o gördüğünüz canlılar bile gerçekten çok enteresan.
Bir de vatoz balığı olması lazım. Böyle sivri olan vatoz balığı yaşıyor oralarda. O da böyle birkaç yerde gördüm ama çekemedim galiba onu. Hani gördüm, sonra oradan uzaklaşmamız gerekti falan. Öyle bir noktası var. Yani işin özü, önerir miyim gitmenizi? İmkanınız varsa kesinlikle gidin. Yani zaten son yıllarda özellikle ve pandemiyle beraber çok fazla Türk de akın etmeye başlamış. Ben Yula'ya şeyi sordum, hani en çok hangi ülkeden geliyorlar diye. Amerika'dan, İngiltere'den, Rusya'dan çok geliyorlar dedi. Tabii bir de Hindistan'a zaten çok yakın olduğu için hani Hindistan ve Sri Lanka'dan zaten çok fazla giden vardır doğal olarak. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de şunu da söyleyeyim. Eğer ki Maldivlerle ilgili hani hem bu videonun altına hem de vlogların altına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hem yorumlarınızı hem de varsa sorularınızı, şu anda belki benim atladığım, unuttuğum birçok nokta da olabilir. Bunları da yazın. Eğer bildiğim ya da evet ben bunu biliyorum ya da bunu şöyle düşünüyorum dediğim konular varsa size mutlaka geri dönüş yaparım. Onu da söylemek isterim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Ben çok keyif aldım. Buradan tekrardan Özlem'e ve anneme çok teşekkür ediyorum. Onlarla beraber seyahat ettim. Ve Özlem'le de hani ilk böyle ya bu kadar yakın seyahatimizdi diyeyim. Çünkü daha önce Viva Maher'e beraber gitmiştik ama orada tabii kısıtlı zaman geçiriyoruz. Bu kadar 7-24 beraber olmamıştık. Güzel geçti ve bu seyahati de yani oraya gitmek onun sayesinde olduğu için de kocaman en başta ona teşekkür etmek isterim. Ve umuyorum ki oraya gitmek isteyen herkes oraya gider görür ve snorkel yapmayı atlamaz. Çünkü gerçekten orada gördüğünüz yani annemin dediğine göre inanılmaz balıklar, inanılmaz bir deniz yaşamı var dedi. Hani sen bunu nasıl kaçırırsın dedi. Bir de ben Hawaii'de 18 metre daldığımda arkadaşlar belki size hiç bahsetmedim vurgun yemiştim. Yani bayıldım yani yukarı çıkmaya başlarken bayıldım ve çok kötü etkilemişti o beni. Böyle bir travma oldu bende. O yüzden tabii ki snorkel yapmak hani tüplü dalmaya benzemiyor ama yine de böyle bir korku da oluştu. Bunu da yeneceğim. Umarım bir daha gitmek bana da kısmet olur. Dediğim gibi yanmamaya çok özen gösterin. Bunun dışında da zaten yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Instagram'dan takip etmek isterseniz buraya bir yerlere Instagram'ı bırakıyorum. Takipte kalabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni birazcık olsun sevdiyseniz ve desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da video geliyor genel olarak. Zaten bunu artık birçoğunuz biliyorsunuz. Ama kanala yeni gelen ya da bu videoyla beni ilk defa izleyen, tanışan arkadaşlarımız varsa da merhaba diyorum. Hatta aloha diyorum tekrardan. Ve izlediğiniz için de mahalo diyorum. Kocaman kocaman mahalo. Umarım yararlı ve faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Ben böyle durmadan konuştum çünkü hani hem böyle kısa sürede her şeyi anlatabileyim hem de böyle eksik bir şey kalmasın diye bir yandan. Bir yandan da yine böyle hani vlog çektim ama uzun zamandır kamera karşısına geçip konuşmamıştım. Sanıyorum çok özleyince ve heyecanlanınca böyle durmadan konuşasım geliyor. Bilmiyorum. Neyse artık daha sık zaten video çekmeyi ve daha stoklu gitmeyi bu anlamda da düşünüyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Çok mu uzakta kaldım ya? Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz. Burada küçücük bir ekrandan görüyorum kendimi. Ve hani tam anlamıyorum. İyi oldu mu, olmadı mı, nasıldı, renk tamam mı? Ama en azından bugün bulut geçişi yok. Ona mutluyum. Bulut geçişinden dolayı bir videomuz heba oldu biliyor musunuz? Neyse sağlık olsun. Bir daha çekeceğim o videoyu. Zaten bakalım yakın zamanda umarım yayınlayacağız. Görüşmek üzere. Mahalo diyorum. Güzel bir gün, güzel bir akşam, güzel bir sabah olsun ne zaman izliyorsanız.